Tecelliyat esmasını keşfedip bulmakta, arayıp elde etmekte ve hakaiki vücudu idrakte ona öyle acil bir sereyani kudret ve öyle açılmaya müsait bir kuvvet verilmiştir ki tarifi mümkün değil. Sadece bu mevzu dahi başlı başına bir bahis olarak ele alınsa cidden uzun ve harika bir tebliğ ortaya çıkar. Tebliğinde Esma-i Hüsna'yı ders verme hususunda İmam-ı Gazali ile Üstad Bediüzzaman'ın kıyası şöyleydi. Malum Esma-i Hüsna üzerinde İmam-ı Gazali'nin Maksad-ı Esna isimli eseri var. Ve biliyoruz ki İmam-ı Gazali demek bir umman ve bir derya demek. Ne var ki İmam-ı Gazali o eserinde her bir insana Esma-i Hüsna'nın her birinden nasibini izahine iktifa etmiş ve daha ötesine gitmemiş. İmam Bediüzzaman ise asr-ı hazırda yaşaması ve insaniyetin bu asırda ihtiyaç, arzu ve dertlerini yakinen bilmesi sebebiyle muhatabı olan insanı o gaddar ve sefi medeniyetin vermiş olduğu gafletten ve giydirmiş olduğu dinden uzak sefaatkârâne sarhoşluktan adeta çeke çeke ayırtmaya çalışıyor ve ona diyor, ey insan, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir saniye Zülcelal'i gör, o sarayı yapan, o defterde sarayın programını yazan nakkaş-ı ezelinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. Bu insanı uyanık bir haliyle üç Kur'an'ı kıraata ve okumaya davet ediyor. Bir, Kur'an-ı makruh dediğimiz elimizdeki mushafı. İki, Kur'an-ı manzur dediğimiz şu meşhur ve gördüğümüz, nazar ettiğimiz kainatı. Üç, Kur'an-ı mutabbak dediğimiz hayatıyla Kur'an'ı yaşamış ve tatbik etmiş olan Hazreti Peygamber Efendimiz'i okumaya davet ediyor. Risale-i Nur'u okuyan Avrupalı bir mütefennin ve ilim erbabı Risale-i Nur'daki kainat, Risale-i Nur'da kainattaki tecelliyat esmayı öyle parlak, böyle bariz görüyor ki kendi okuduğu veya sahip olduğu ilim kapısıyla bu üç Kur'an'a kavuşuyor. Risale-i Nur'u okuyan Müslüman bir alim ise ilmiyle kainatı dalınca nurların vermiş olduğu bakışla baktığı için o ana kadar gafletle hakiki kıymet ve mahiyetinden gafil kaldığı bu üç Kur'an'a yeniden kavuşuyor, alıyor, bağrına basıyor. Netice olarak diyorum ki yeryüzünde hiçbir insan yoktur ki Risale-i Nur'u okusun da tesir altında kalmasın. Sempozyum boyunca ne vakit heyecan azalıp ortalığı sakin bir hava kaplarken Bağdatlı Profesör Abdülhamid eline mikrofonu arıyor. Mevzu ile alakalı coşkun bir konuşma yapıyor. Bir anda herkesi şevke getiriyordu. Amin. El Fatiha. Şu anda girince utanırız biz. Evet, değil mi bu şey? Özel özel hoşçakalın. Bana gel. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا فيها مصباح
Rabbil alemin.
آمين. اللهم بحق القرآن بحق من أنزل عليه القرآن نذر قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومؤنسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا بين الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين إلى رشدنا شفينا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بلا الواجب إخبار الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلا رواية آله وأصحابه أجمعين وزيادة أستاذنا بالزوجة وخلفاء الراشدين أبو الصديق وأم الفاروق وصفاة النورين وعلي المرسلين وأم الأسمنسين وشيخ وشيخ المشيدين رضوان الله تعالى عليه أجمعين إلى أربعة سلطان فاتح وأبي الأنصاري وأبي المعود وأبي السلمة وأبي الأولياء والله سبحان الله بلا تلمة الصالحين نور بلا روح حافظ إسماعيل بأجدادنا بحرمة سورة الفاتحة Kardeşimiz, arkadaşlar, sarı şeyden okudu bu kardeşler ya. Bu kardeşleri alıverin. Ayet edilir. Meyveler de alın da. Meyveler siz yerler, bir yerler. Maniler. Sade buyurun. Ayetlerden bir şey okudu ya. Orayı bulacağım. Sıda. Allah'ın zaman, kurdeşler bu var. Sağır Rica'dan ayetler var. Orayı bulamışsam ben bir dakika. Ha. 26. ayet. Sure-i Hud'da Tebin-i Müşavi ve Said ayetinden iki sene sonra gelen وَاَمَّلَّذ۪ينَ سُوِدُوا وَفِلْ جَنَّةِ ayetidir. Onu yürüdü. Şahidi şahitlilmiyor, şahitlilemediği sözlerine şahit ediyor. Meram-ı Cifrisi 1352 olmakla tam tamına Risale-i Nur şakitlerinin en mesuliyetli, meyusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine Eskirefsel zamanı, Eskirefsel. Tam tamına tevafukla o acele hallerinde kutsi ve semavi bir teselli, bir beşarettir. Ve ayetin münasebeti maneviyesi bilgisayar yani Kelam-ı Elbiye Kavsiye'de beyan edilmiştir. Ve emmellezine suidu'daki suidu kelimesi Fevin Müşevi ve Said'deki Said kelimesine Kur'an sebebinde tam müvazi ve mukabil gelmesi bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsisinin yani şey dikkat edin çok geniş ve manayı kutsisinin cüz'iyatından Risale-i Nur şakitleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz'isi bu asırda 1352'de bulunduğuna tam da tevafukla işaret eder, başta parmak basıyor. Eğer de fil cenneti girildiğe mahvedilmezse ve halidine kelimesiyle Rabbiniz o tehe olmaz. Fakat daha teselli bir tevafuk olur çünkü وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُوِدُ قَائِد۪ي نَحْوِيَّةَ مُتَدَادِرْ وَفِي الْجَنَّةِ حَالِد۪ينَ onun haberidir. Bu haber ise makam-ı cifrisi olan 1349 tarih adıyla 1349 tarihinden beşaretle Remzan haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve saadet olduğunu
manay işarisiyle ve tevafuk-ı cifriyle ihbar eder. Ve bu tarihte 1900 demek 30'dan sonraki. Ve bu tarihte Risale-i Şakitleri Ulan hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvülleri, çok mühim Risale'nin tehlifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin ışın cezaevinden. Düşmanlarının ihzaratı hazırlanması, tezahür ettiğinden elbette bu tarihe müteveci bir işari, tesellikar, bir beşat-ı Kur'aniye en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, ve fil cenneti halidine aleyhisselatının birinin, sözcüğüyle T-400'ün ne kadar yazılıyor, yekûnü 49 eder ki, yekûnü 149 eder. Bu müjde-i Kur'aniye'nin binden bir vesir, bize teması, bin hazineden ziyade kıymaktardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş, bir rüyayı sadıkıdır. Şöyle İsparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir evvel, bir zat-ı rüyada deniliyor ki, Risale-i Nur şakitleri imanla kabre girecekler. İmansız vefat etmezler. Biz o vakit oraya çok sevindik. Demek o müjde, bu müjde-i Kur'aniye'nin bir müjdesiymiş. Haşiye, cihan saltanatından daha ziyade kıymetler bir müjde-i Kur'aniye, bir beşer-i semaviye bu sayfada vardır. Subhaneke la ilme illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum el-hubbul alemin. Burada bir yerde var ama. Hafız gibi bir kuş olsun. Ama her bir şey. Bir şey değil. Hayat okudan tüm daha oldu. Şey. 27. ayet Sure-i Saf'ta يُرِيدُونَ لِيُطْفِيُوا نُورَ اللّٰهِ بِيَفْوَاهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِيَ الْكَافِرُونَ. Bu ayetteki نُورَ اللّٰهِ بِيَفْوَاهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ cümlesinin makamı cifresi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hadimesinde zikredilen İnkılab-ı Fikri sadedinde Avrupa'nın bir müstemlekat naziri Kur'an'ın nurunu söndürmesine çalışması tarihine ve Risale-i Nur müellifi dayına karşı o İnkılab-ı Fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe, hem 7 surede 7 defa tilke ayatul kitab aynı tarihe, hem Tâsîn, tilke ayâtul Kur'an dahi aynı tarihe, hem hedâni rabbi ilâ sırâtul müstakîm dahi aynı tarihe, hem inne rabbi alâ sırâtul müstakîm dahi şeddelinun birnun sayılmak ve tenmin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe, hem fe'arif anhum fermanı dahi aynı tarihe, hem nurallâhi bi efvâhîm allâhu mutimmu nûrî dahi aynı tarihe, bil ittifak muvaffakatları elbette remizden, işaretten, delaletten ziyade bir sarahattır ki Risale-i Nur, o nur-u ilahinin bir leması olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını mana işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddit manidar tevafuklar ise kuvvetli bir münasebet-i maneviye istinad ederler. Evet, Risale-i Nur'un 129 risaleleri, 129 elektrik lambalarının şişeleri misillu, Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp o nuru neşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümle-i ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. El-Fatiha. Onları elma koydunuz ya, buralarda yok. Ne soruyorsunuz? Altyazı M.K.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Altıncı mertebe-i nuriye-i hasfiye. Müfarakat-ı umumiye hengamı olan, harab-ı dünyadan haber veren, ahir zaman hadisatı içinde müfarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyeti fevkalade ile fıtratındaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalat-ı meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrih edici olan mevtu adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Hani daha belki var, dördüncü hani vücut adını diyorlar. Burada da diyor, demek şey var, ben de iyi bir karşı edildi yani. Yani böyle hani ahir zamanda, ahir yaşında inkişaf ediyor böyle güzellik sevdalık var. Yani bu bir güzelliklere. Yaptın diye böyle lan böyle. Böyle nurani, güzel kılıklı şey diyor. İnkişaf etti diyor. Ben kalp baktım diyor. Tamamen böyle zevale gidiyor, hırpalayıcı, böyle şeyleri bozucu, kuvvetleri bozucu, devam ettirmeyici. Bu zeval fırak dünyada diyor böyle, nazarımı çekiyor. Yine adres bir ibrahim bana ne diyecek yani? Yeni okuyayım onu öyle. Müfarakat-ı umumiye hengamı olan harab-ı dünyadan haber veren... Müfarakat-ı değil, kadına şey çekmiyor ki, müfarakat-ı. Müfarakat-ı umumiye hengamı olan harab-ı dünyadan haber veren, ahir zaman hadisatı içinde müfarakat hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyet fevkalade ile fıtratımdaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalat-ı meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrik edici olan mevtu adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddetli galayan ve isyan ettiği zamanda bir medare teselli bulmak için yine bu ayet-i hasliye müracaat ettim. Dedi, beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sure-i Nur'daki Ayet-i Nur'un rasathanesine girip imanın dürbünüyle Ayet-i Hasfiye'nin en uzak tabakalarına ve Şuur-i İmani Hurdebini'yle en ince esrarına baktım, gördüm. Doktor Bey, yani sizin Hurdebini'niz, o ne onların? Kısırcı. Mikroskoplar değil mi onların? Var, bak, tanrı mikroskopları var yani. Yani yansıdığım var yani, doktorlar. Orasında dediği şey, yine son şeyi. Ben de evet. Sure-i Nur'daki Ayet-i Nur'un rasathanesine girip imanın dürbünüyle Ayet-i Hasfiye'nin en uzak tabakalarına ve Şuur-i İmani Hurdebini'yle en ince esrarına baktım, gördüm. Nasıl ki aynalar, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş siyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seba'a dirilen yedi renginin mütenebbi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüt ve taharrükleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cevali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı seba'asının gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Aynen öyle de şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kutsisine ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynedarlık edip cilvelerini tazelendirmek için bu güzel mahsunlar, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcuda hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Allah Allah. Ben de ya bunlar başka bir dönüşün şeyi besliyorlar diyor. Dışarıda zeliğini. Aynen öyle de şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kutsisine
ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynadarlık edip cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar.